Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam 16.08.2000, yine bir çarşamba akşamı, Tekirdağ'ında Orta Cami Bahçesi Parkı'nda sohbetimize devam ediyoruz. İnsan-ı Kamil, sayfa 142, 7. bölüm, mevzu Rahmaniyet. Rahmaniyet, isimlerin ve sıfatların gerçek yüzleriyle meydana gelişinden ibarettir. Bunları daha evvelce toplu olarak yazmıştık ama şimdi yeri olduğu için buralara da yazalım. İsimlerin ve sıfatların gerçek yüzleriyle meydana gelişinden ibarettir. Bu durumda onun yeri Yüce Allah'ın zat isimlerinde kendisine tahsis edilen yerle bu isimlerin mahlukata dönük yerleri arasıdır. Bu durumda onun yeri Yüce Allah'ın zat isimlerinde kendisine tahsis edilen yerle bu isimlerin mahlukata dönük yüzleri arasıdır. Gerçek yüzleriyle meydana gelişinden bahsediyor ya, gerçek yüzleriyle meydana gelişi, mahlukata dönük yüzleri arasıdır. Zat isimlerinde kendisine tahsis edilen yerle bu isimlerin mahlukata dönük yüzleri arasıdır. Şimdi vahidiyet mertebesinde mahlukata dönüklük daha henüz yok. Ama uluhiyet mertebesine gelindiğinde zıt isimler meydana çıkmakta ve uluhiyet o zıt isimleri kendi bünyesinde koruması altında. Bir tecelli daha, uluhiyetten bir tecelli daha olduğu zaman bu rahmaniyet tecellisi oluyor. Bu isimler zata dönük yüzleri ve halka dönük yüzleri, yani halk denilen oluşum rahmaniyette yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Halka dönük tarafı başlıyor. Vahidiyette, uluhiyette daha henüz halk hükmü yok, ancak projeleri var. Ama rahmaniyette halk artık konuşulmaya başlıyor. Yani söz konusu yavaş yavaş gündeme gelmeye başlıyor. Hakka bağlanan bütün mertebelerde rahmaniyet sıfatına bir isimdir. O hakiki yüzlerde halka nispet edilen mertebelerin iştiraki yoktur. Yani zata bağlanan isimlerde halka nispet edilen mertebelerin iştiraki yok. Rahmaniyet, uluhiyetten daha özge bir duruma sahiptir. Sebebi, Yüce Hakk'ın tekliğini sağlayan isimle bir isim almıştır. Bu makamda halka, halkla bir ilişkisi yoktur. Uluhiyet öyle değildir. Hakka ve halka nispet edilen hükümlerin özünü alır. Durum anlatıldığı gibi olunca, uluhiyet umumi ve şumullü bir mana taşır. Rahmaniyet hususi bir durum alır. Bu itibarla ki uluhiyetten daha aziz bir duruma geçer. Çünkü yüksek mertebelerde zatın zuhurundan ibarettir. Alt mertebelerden yana mukaddestir. Rahmaniyet sıfatı dışında zat için tahsis edilen yüksek mertebelerde zuhura yol yoktur. Rahmaniyet ile uluhiyet arasında bir bağlantı yapacağımız zaman misal olarak kamış ile içindeki şekeri
söyleyebiliriz. Şüphesiz kamış içindeki şeker derece itibariyle daha yüksektir. Çünkü sırf şekerdir. Kamışta ise şeker dışında başka bir şeyler de vardır. Bizim düşüncemiz bu yoldadır. Ama başka türlü de düşünebilirsin. Şayet bizim fikrimize katılır. Şekerin kamıştan daha değerli olduğunu söylersen, ki bu bizim anlattığımız gibidir, o zaman rahmaniyet uluhiyetten daha üstün olur. Yani üstün derecelerdeki zuhuratı veya temsili itibarıyla mı uluhiyetten daha yüksek oluyor? İşte bir yönden baktığın zaman böyledir diyor. Şekerin kamıştan daha değerli olduğunu söylersen, ki bu bizim anlattığımız gibidir, Abdülkerim Cili bu düşüncede, yani rahmaniyetin uluhiyetten daha özge bir hale sahip olduğunu, yani rahmaniyet tecellisinin daha hususi bir tecelliye sahip olduğundan uluhiyetten daha üsttedir bir bakıma diyor. Yani. Şöyle işte misalini vermiş. Bir kamış düşün. Kamışın içinde birçok şeyler var. İşte her türlü şeyin olması uluhiyet. Yani eksinin de artının da iyinin de kötünün de o mertebede hepsini kendi mertebelerinde koruma uluhiyet deniyor, değil mi? Varlıktaki, yani bütün varlıktaki her varlığı kendi mertebelerinde kendi özellikleri itibariyle korumaya ve istikaklarını vermeye uluhiyet deniyor. Yani kamışın kökünü de, yaprağını da, tahtasını da, içindeki suyunu da, şekerini de uluhiyet veriyor hepsini. Ama bunun içindeki şeker kamışın her şeyinden değerli. Gaye şekeri elde etmek. Kamışın tahtasından, sopasından, kökünden, her şeyinden kamışın içindeki şekeri elde etmek. İşte bu yönden bakarsan, şekeri rahmaniyet mertebesi olarak görürsen, rahmaniyet bu yüzden kamıştan daha değerlidir diyor. Bizim görüşümüz bu yoldadır diyor. Ama bunun bir başka görüşü daha var. Ancak bu yoldan değil de kamış tüm olarak şekeri ve diğer şeyleri kapsamına almıştır dersen durum değişir. O zaman uluhiyet rahmaniyetten daha üstündür. O oluşturduğu meydana getirdi. Çünkü şekeri de o meydana getirmiş oluyor. Yani o bakış itibariyle bak, öyledir. Tevhid ehli neleri ortaya getiriyor? Yani ne mertebeler Allah'ı tanıtmak için, uluhiyet mertebesini daha yaklaştırmak için insanların beynine bak ne misaller, ne yaşantılar veriyor. Şimdi bunu kendimizde de böyle görebiliriz. Mesela diyelim ki bizim bir özümüz var, bir gerçek kaynağımız var. Bu gerçek kaynağımızı uluhiyet olarak, rahmaniyet olarak görelim. Cesedimizi, etimizi, kemiğimizi, her şeyimizi de, tırnağımızı, saçımızı, dışkımızı uluhiyet olarak görelim. Çünkü uluhiyet bunun hepsinin hakkını veriyor. Böyle baktığın zaman dışkıdan, senin saçından, sakalından ruhaniyetin tabii ki daha değerli, daha üstün, daha öz bir konuma sahip. Ama bütün bunların hepsini uluhiyet verdiğinden, tırnağını da, senin içindeki ruhunu da, özünü de, hakikatini de, o yönden baktığın zaman uluhiyet daha üstün. Kaynak her şeye kaynak oluyor. Özelde bakıldığında rahmaniyet üstün, genelde bakıldığında uluhiyet üstün. Çünkü uluhiyete ihtiyacı var. Rahmaniyet mertebesinde verilen, rahmaniyet mertebesinde oraya verilen isim, zahiri isim Rahman'dır. İşte o üzerinde çalıştığımız kitap bu. Er-Rahman fes'el bihi habira diyor ayet-i kerimede. Rahman'ı haberi olan birisinden sor. Ayet-i kerimede açıkça. Rahmaniyet mertebesinde olandan sor.
Bu öyle bir isimdir ki Yüce Allah'ın zatına ait isimlerle nefsine ait sıfatlara dönük yönü vardır. Nefsi sıfatları yedi olup sırasıyla şöyledir: hayat, ilim, irade, kudret, kelam, semi, basar. Bunlar zatının nefsi sıfatları. Zati isimlerde ahadiyet, vahidiyet, samediyet, azamet, kuddusiyet ve bazı sıfatlardır. İş bu isimler ancak vacibül vücut olan yüce ve mukaddes sultan mabudundur. Rahmaniyet bu mertebede Rahman ismiyle bir özellik almasının sebebi, Hakk'a ve halka bağlanan bütün mertebeleri rahmet şumulüne almasıdır. Hakk'a bağlanan mertebelerdeki zuhuru ile halka nispet edilen mertebelerde zuhur etmiş olur. Durum anlatıldığı gibi olunca rahmaniyet katından gelen ve bütün mevcudata şamil olan bir rahmet olur. Özelliği bu. Yani ondan celal tecellisi veya kahhar tecellisi veya cabbar tecellisi olmuyor. Hep rahmet tecellisi oluyor rahmaniyetinden. Öz olması bu. Şurayı yazın, çok mühim bir mesele. Yüce Allah'ın ilk rahmeti odur ki, Allah'ın yani uluhiyet mertebesinin bütün alemlere ilk rahmeti odur ki, onunla bütün aleme rahmet tecellisiyle onları kendi özünden var etti. Biraz hızlı okudum, bir daha okuyacağım. Yüce Allah'ın ilk rahmeti odur ki, iki nokta, onunla bütün aleme, Allah'ın ilk rahmeti odur ki, onunla bütün aleme rahmet tecellisi ile. Onları kendi özünden halk etti. Burada yarattı diyor da biz o kelimeyi kullanmıyoruz. Kendi özünden halk etti. Yani bütün varlığı, uluhiyet, Rahman'ın, rahmet, rahmaniyetin özünden halk etti. Bu manayı şu ayet-i kerime doğrular. Yerde ve göktekileri size teshir eyledi. Hepsi ondandır. Emrinize verdi. Yani ağacı, denizi, gökyüzünü, her şeyi size teshir eyledi. Sihirledi. Yani sizin için sihirledi. Amade olsunlar, isyan etmesinler diye amade kıldı emrinize. 44'e 13. Neden halk etme, yani varlık alemini halk etme rahmet tecellisi ya da rahmaniyet oluyor da uluhiyet neden olmuyor? Çünkü o halk edişin uluhiyet rahmaniyet mertebesinden bunları zuhura getiriyor. Yani kamışın her tarafında uluhiyet olduğu gibi rahmaniyet mertebesini kullanarak bunları zuhura getiriyor. O zaman özel bir iş yapmış oluyor. Özel tabii. İşte çok yakın uluhiyette tabii. Yani tabii. Varlık alemini zuhura çıkarma veya halk etme ile öz bir iş. Özünden vermiş oluyor. Tabii işte hepsine özünden vermiş oluyor. Ve bu Rahman tecellisiyle rahmetini veriyor bütün aleme. Gazabını, cabbarını değil. Yani bu alemde gazap tecellisi de var. Ama o gazap tecellisi Rahman tecellisinden değil. Rahman tecellisinden gazap çıkmıyor. Sırf rahmet çıkıyor oradan. Yani. Halka dönük olan isimlerinden. Onlar nereden çıkıyor sonradan? Oradan rububiyete intikal ediyor. Sonra melikiyete intikal ediyor. Ama kaynağı rahmaniyet. İş bu mana icabıdır ki onun zuhuru bütün mevcudata sirayet etti. Böyle olunca da bu alemin parçalarından her birinde, her ferdinde kemal zuhuru gösterdi. Rahmaniyet kemalini gösterdi. Bu zuhurlarda hiçbir zamanda sayılıp parçalara görünmedi.
kendi özünde zatı nasıl iktiza ediyorsa öyle tektir, bütün zuhur yerlerinde birdir. Biz onları ne kadar ayrı ayrı olarak görsek de o yine kendinden Rahman tecellisi tek bir tecelli, bütün alemde birdir diyor. Böyle olunca bütün mevcudata sirayeti kemal sıfatlarının icabıdır. Varlık zerrelerinden her zerreye zuhuru ile de mevcudatın tümü içinde belli bir zümreye sirayet eden varlıklara imtiyaz verdi. Varlık zerrelerinden her zerreye zuhuru ile de her zerrede zuhuru var. Mevcudatın tümü içinde belli bir zümreye sirayet eden varlıkla imtiyaz verdi. Bu sirayetin başlıca sırrı bu alemi kendi özünden var etmiş olmasıdır. Ama kendisi hiçbir şekilde bölünüp parçalanmadı. Bir daha o cümleyi okuyayım. Bu sirayetin başlıca sırrı bu alemi kendi özünden var etmiş olmasıdır. Kendi özünden var ettiği için oraya sirayet etti. Ama kendisi hiçbir şekilde bölünüp parçalanmadı. Bu alemin parçalarından her şey onun kemali iledir. Bu şey aslında tam bir kemaldir. Ona halkiyet ismi bir emanet olarak verilmiştir. Ama sadece ilahi vasıfların kulda emanet olduğunu sandığı gibi değil. Sadece halkiyet ismi emanettir. Bu şiir anlatılan manaya işarettir. Emaneti bir yanıdır, görür kendini, bir yanı gören de alır kendininkini. Şimdi burasını biraz incelememiz gerekiyor. Halkiyet ismi bir emanet olarak verilmiştir. Hani hep bunu anlatıyoruz ya, zaten anlatmaya çalışıyoruz ya. Halk denen şey aslında yoktur, bu isimden ibarettir. Bunun batını hak, zahiri halktır. O halde bu halk, halkiyet yani zuhura geliş, anlatış, bu tabirlerin hepsi emanet tabirlerdir. Yani bir meseleyi izah bağında kullanılan tabirlerdir. Aslında ne emanet vardır, ne isim vardır, ne resim. Rahman'ın tüm olarak kendi zatının zuhurudur. Özünden vermesidir. Emanet olarak verilmiştir. Ama sadece ilahi vasıfların kulda emanet olduğunu sananın sandığı gibi değil. Sadece halkiyet isim emanettir. Yani varlığın tümü haktır, hakkaniyettir. O kul, bu kul, şu bu kul diye isim emanettir. Yaratılan, sonradan yaratılmış denen de isimlerdir. Başka bir şey değil zaten. Ve onu da kullar halk etmiştir o isimleri. Buna masa, ötekine radyo, ötekine eşya, ötekine ağaç, ötekine gül, çiçek dedikleri gibi, denildiği gibi bu isimler sonradan konmuştur onlara. Asılları itibariyle her şey Rahman'ın, uluhiyetin zuhurundan başka bir şey değildir. İşte Allah emanete ihanet edenleri sevmez diyor. Emanete ihanet edenlere lanet eder diyor. Böyle şeriat mertebesindeki gibi görünen ayetler var, hükümler var. Aslında bunlar şeriat mertebesi değil, bu hakikat mertebesini anlatıyor. Emanet, işte bize verilen isimler emanet, ama biz bu emanet isimleri asli isime döndürmüşüz. Yani asli olan varlığı gayba atmışız, emaneti zahire çıkarmışız. Dolayısıyla emanete aslına ihanet etmişiz. Emanete değil, aslına ihanet etmişiz. Bırak emanete ihanet etmeyi. Bu dar bir söz. Halkiyet ismi verilmiştir.
Yani halaka semavat vel ardı ve ma beynehuma bil hakkı halaka, halk etti bak, halk etti, halkiyet yaptı. Semavat ve arzı halk etti. Neyle? Hak ile, hak üzere halk etti. İşte halkiyet emanettir bu yönde. Aslı hak, yani Rahman. Emaneti bir yanıdır, görür kendini, bir yanı gören de alır kendininkini. Yani emanet olduğu yanı da, emanet olduğunu görür, alır onu da, iki yanı da aslı olur o zaman diyor. Eşyada bulunan emanet vasfı ancak ondaki halkiyet bağlantısıdır. Yani halk edildi ismiyle birlikte emanet edilmiştir. Emanettir o, geçicidir yani. Yüce Hakk'ı yüce Hakk'a bağlı varlık ise eşyada asıldır. Yüce Hak hakikatlerine halkiyet ismini onlara emaneten verdi. Yani yüce Halk halkiyet ismini, yani Hak esmasına halkiyet ismini emaneten verdi, geçici olarak verdi. Ta ki uluhiyet sırları ve onun gerekleri onda olan zıtlar zuhur etsin. Eğer halkiyet olmasaydı zıtlar zuhura gelmeyecek. Zıtlar zuhura gelmeyince de Allah'ın varlığı anlaşılmayacaktı, bilinmeyecekti. Yüce Hak bu alemin bir temel maddesi ve aslıdır. Yüce Hak bu alemin bir temel maddesi ve aslıdır. Bu manayı şu ayet-i kerime bize anlatır. Yeri semaları ve ikisi arasında olanları hak olarak halk ettik. Demin söylediğimiz ayet işte. 46'ya 3. Yukarıda anlatılan manaları daha iyi açmak için işe bir misal katalım. Şöyle ki, bu alem kara benzer. Yüce ve Sübhan olan Hak ise bu karın aslı olan sudur. Yani kar o suda bir emanet işte. Yani geçici. Ama biraz değiştiği zaman kar o su oluverir. Aslına dönüverir. İşte bizde de ilahi muhabbet ortaya geldiği zaman ilahi muhabbetin ısısı bizdeki karları, buzları eritir, aslımız olan suya dönüştürür. İlk nazarda görülecektir ki kardaki kar ismi bir emanettir. Bak, aslı su, özü su yani. Su ismi ise onun için bir hakikat olur. Gerçeği su. Yani karın gerçek ismi su. Ama evet, zuhuru itibariyle, yani halkiyeti itibariyle kar ismini alıyor. O da emanet oluyor işte kendisine. Emanet demek geçici demek. Üste geçen mana üzerine Devadirül Gaybiyye Fin Nevadirül Ayniyye adlı kasidemde hayli tembihatım olmuştur. Bu büyük bir kasidedir, derin manalıdır. Hakikatler gömleğinin üstüne onun benzeri bir süs işlenmemiştir. Ne tabirler kullanıyorlar. Onun güzelliği zamanın kulağına girmemiştir. Çünkü onu anlamak pek zordur. Bu manada şöyle demiştim diye bir kısa şiiri var. Hadi alalım onu da. Halkın misali kar gibidir yağan, sen ondaki suya benzersin akan. Tahkikimizde kar ne sudan başka, bir de hükmünü icraya çağıran. Lakin kar eriyince hükmü kalkar, iş biter, hüküm suyun olur kalan. Zıtları topladın bir güzellikte, kar yok oldu, odur ancak parlayan. Rahmaniyet üzerinde durmamız daha bitmedi. Bu yüce isim üzerinde biraz daha duracağız.
Masayı biraz geriye çekildi. Rahmaniyet üzerinde durmamız bitmedi. Bu yüce isim üzerinde biraz daha duracağız. Anlatacağız ki onu iyi bilesin, iyice bilesin. Rahmaniyet en büyük zuhur yeridir. Rahmaniyet tecelli yönünden en tamına sahiptir. Ne başlıyor burada? Çünkü halkiyet başlıyor. Yukarıki mertebelerde halkiyet yok daha henüz. Anlatılan mana icabıdır ki rububiyet onun arşıdır. Melikiyet onun kürsüsü mevkiini aldı. Azamet onun refref bineğidir. Kudret onun uğultulu avazıdır. Kahır onun tantanalı sesidir. Hasılı Rahman ismi cümle kemal iktiza eden yerlerde zahir olur. Cümle kemal gerektiren yerlerde zuhura gelir. Haliyle onun bu zuhuru yerinde yerleşmiş olmasına, bütün mevcudata sirayetine, hepsini hükmü altına almasına bağlıdır. İş bu mana, Rahman arşı istiva etti, 25. Er-Rahman arşı istiva, Rahman arşı istiva etti, yani kapladı. Ayet-i kerimesiyle anlatılmak istenen manadır. Bu böyledir çünkü varlıkların her birinde yüce ve sübhan Allah'ın zatı vardır. Onun zatının bulunduğu varlıklar ise doğrudan doğruya arşıdır. Bir daha okuyorum burasını. Varlıkların her birinde yüce sübhan Allah'ın zatı vardır. Onun zatının bulunduğu varlıklar ise doğrudan doğruya arşıdır. İşte insanın arşı da kafasıdır, beynidir. Genel olarak tabii varlığının her tarafı da arşı aynı zamanda. Allah'ın zatının olduğu yer onun arşıdır. Bu mana açıktır çünkü onlar varlıklarını yüce Hakk'ın zatından almaktadır. O sübhandır, yücedir. Allah dilerse arş üzerine bu kitapta konuşacağız. Yeri geldiğinde çok çok anlatırız. Burada Rahman'ın istilası üzerinde biraz duralım. Yüce ve sübhan Allah'ın Rahman ismiyle istilası, kudret, ilim ve ihata ile varlıklarını sarmasıdır. Bu sarma, varlıkların içine girme, onlara yapışma gibi bir durum olmadan olmaktadır. Ve kendi varlığı ile bir istiva hükmü icabıdır. Varlıklara girme ve onlara yapışma durumu onun için nasıl caiz olur? Olamaz. Çünkü mevcudatın özü aynen kendisidir. Dışarıdan bir şey değil ki onlara girmiş olsun. Özü, hakikati aynen kendisidir. İş bu hüküm icabı, Rahman ismi yönünden Yüce Allah'ın varlığı bu varlıklardadır. İş bu hüküm icabı, Rahman ismi yönünden Yüce Allah'ın varlığı bu varlıklardadır. Yaratılmışlarda, yani zuhurda olanlarda kendi zuhurunu yapmakla onlara rahmetini ihsan etmiştir. Yani bütün varlıklarda Allah kendi zuhurunu ortaya getirmekte onlara rahmetini ihsan etmiş. Aynı şekilde mahlukatı kendi zatında meydana çıkarmakla onlara rahmetine, onları rahmetine nail eylemiştir. Bak şu cümleyi bir daha okuyorum, çok önemli.
varlıklarda kendi zuhurunu yapmakla onlara rahmetini ihsan etmiştir. Aynı şekilde mahlukatı kendi zatında meydana çıkarmakla onları rahmetine nail etmiştir. Bak ne kadar değişik bir ifade. Hani fi ahseni takvim. En güzel suret içinde halketti. En güzel surette, ayrı ayrı değil. Bak ne kadar farklı. Fi, orada bir fe kelimesi. Fi zarfiyat, içinde demek. Şu kaset bak, bunun içinde. Kaseti güzel şekilde değil. Güzelin içinde halketti. Üzre diye şey yapıyorlar efendim mealde. En güzel surette. Suret üzerine halketti. En güzel suret üzerine halketti. Evet. Bu efal mertebesinde böyle düşünülebilir ama hakikati itibariyle böyle değil. Hakikati itibariyle bak şuradaki ifadede belirtildiği şekliyle. Bak ne diyor burada bak. Aynı şekilde mahlukatı kendi zatında meydana çıkarmakla, yani uluhiyetin kendi içinde meydana çıkarmakla, dışında ayrı varlık değil. Yani ağacın meyvesini kendi ağacın içinde çıkarmakla, meyveyi dışarıdan ağaca takmakla değil. Eğer meyveyi dışarıda halk edip de ağaca taksan o takma iş olur. İşte ikiyi birleştirmek olur o. Hulül, ne diyorlar? Duhul ve hulül. İttihat ve hulül o zaman olur. Halbuki meyve ağacın kendi içinde çıktı. Ağacın varlığında var oldu. Ayrı bir varlık değil. İşte ağaçta var olduğundan ağacın rahmeti kendi özünden oldu ona. Bütün bu alemlerdeki varlıklar Allah'ın varlığı içinde var oldular. Onun için ayrılık, fark söz konusu değil. Gayrılık, ayrılık, gayrılık söz konusu değil. Ya. Böylece rahmetine nail eyledi. Anlatılan her iki manada doğrudur ve Yüce Hakk'ın zatında olmuştur bunlar. İşte daha belki satırda, sayfada söylediği gibi Allah'ın ilk rahmeti odur ki bütün varlığa kendi rahmetinden varlık vermesidir. Kendi varlığında. Şimdi senin bostan tarlanın içinde o karpuz meydana geliyor değil mi? Dışarıdan gelip birisi koymuyor oraya. İşte o zaman onu bostandan ayıramazsın. Bostanın dışında bir fark varlığı olarak göremezsin. Bostanın özü, kendisi çünkü içinde var oldu. Ya. Ve o bostana, o karpuza türlü türlü tecelliler oldu. Bak kabuk tecellisi var. Kışır tecellisi var, kabuk dışı, koruyucusu. Onun bir içinde beyazı var, yeşilin içinde bir kalın bir santim kadar. Onun içinde kırmızısı var, onun en özünde de bir göbeği var ayrıca. En güzel yerde orası. Bir de içinde çekirdeği var. Kendi kendini de halk ediyor ayrıca bak. Karpuz kendini halk etti dersek yanlış olmaz bu kelime. Çünkü onun içinden çıkan çekirdeği alır ekersen yine kendisi aynısı, gene aynısı olur. İşte bu alemler de bu miselden başka bir şey değil. Bak senin özünde olan özün anneye nakledildiği zaman senin özün tekrar bir ikinci özünü halk ediyor. Yani senin aynını halk ediyor. İşte sen bir haliksin. Neden? Neden? Allah'ın zatının sende mevcudiyetinden, Allah'ın Halik isminin sende olmasından halk ediyorsun. Karpuzda Allah'ın Halik isminin zuhur olduğundan yine kendisini halk ediyor, kendi cinsini halk ediyor. Ama bir başkasını halk etsin bakayım, sıkar biraz. Neden? Çünkü onda o halikiyet yok. Halikiyet. Ten bir nasip var, kısmet var. Halik isminin tamamı yok mevcudatta. O Allah'a mahsus işte. Anlaşılıyor mu buradaki oluşumlar? Bak şu ağaç da, şu ağaç da al bundan bir kalem aşısı yap. Hop kendini aynısı olduğu gibi yetiştiriyor. Ne? Halik. İşte bak.
Bir başka ifadeyle bu alemler halk edilmezden evvel Allah'ın bu alemleri halk etmesi, her mertebede Allah kendi kendini halk ettidir. E nasıl olacak? E basbayağı işte olmuş zaten. Ve de böylece de devam ediyor. Ve devamını da sağlıyor böylece. İşte bütün varlıktaki rahmet tecellisinin bir yönü de bu. Rahmet olmazsa ikinci, üçüncü, dördüncü nesiller ortaya gelmez. İşte rahmaniyet tecellisi bunu ortaya getiriyor. Aynı şekilde mahlukatı kendi zatında meydana çıkarmakla onları rahmetine nail eylemiştir. Bak kendisinde, mahlukatında da, halkiyetinde de rahmet olduğundan, rahmet kapsamında olduğundan her varlık bir sonrakine rahmetini aktarıyor. Neden? Rahmet kaynaklı çünkü. Eğer o çekirdeğin içerisinde o rahmaniyet olmasa, o rahmet olmasa, ikinci ekildiğin zaman çıkaramaz bir daha o rahmet olmasa içinde ve zati tecellisi olmasa. Üstteki manayı daha iyi anlatabilmek için bir başka yola girelim. Böyle yapalım ki bilesin. Buraya dikkat edelim şimdi, şu bölümü hayali kabire atıf diye bölmüşüz. Hayali kabir. Bir hayal vardır. Bu hayal zihinde bir suret benzeri teşekkül eder. Anlatılan teşekkül ve hayal yaratılmış, yani var edilmiş bir şeydir. Var eden ise her yaratılışta vardır. Şimdi bu manada kendini de ele al. Gerek hayal, gerekse ondan meydana gelen şekil sende vardır. Çünkü onun varlığı sendedir. Bu itibarla sen haksın. Böyle olunca hakta suretlenmek senin için gerekli oldu. Hak ise o hayalin ve şekillerin, suretin içinde bulundu. Bu manayı iyi anla ve yoluna devam et. Biz yolumuza devam etmeden biraz geri gelelim. Bir ileri geri yapalım, sağlamlaştıralım. Bir hayal var. Yani zihnimizde kurduğumuz herhangi bir düşünce var. Bir hayal var. Bu hayal zihinde bir suret benzeri olarak teşekkül eder. Herhangi bir şey, ne olursa olsun, hayalimizde düşündüğümüz bir şey, bu bir surete benzer şekilde teşekkül ediyor. Beynimizde evvela teşekkül, şekilleniyor. Mesela sabahleyin kalkacağım, şuraya gideceğim, buraya gideceğim. Bu bir hayal. Ve geçeceğin yollar, pazara gideceksen pazar, hemen senin kafanda şekilleniyor. Değil mi? Hayalinde bu oluşuyor. Ki bu oluşmazsa sen oraya gidemezsin zaten. Çünkü ne yapacağının programı oluşuyor aslında. Değil mi? Evvela hayalinde bunu kuruyorsun. Şu veya bu. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu icat edeceğim gibi. Yani yeni bir buluş yapacağım gibi. Bunlar hep hayalde oluşan şeyler. Bir suret benzeri olarak teşekkür eder. Teşekkür eder. Anlatılan teşekkül ve hayal, hayal yaratılmış bir şeydir. Şimdi bu kelimeyi kullanalım. Yaratılmış derken, senin zuhure getirdiğin, sende var olan, belki dün yoktu bu düşünce, bu hayal, bu varlık, bugün oldu. Yarın bir başka şey oluşacak. İşte bu, sen bunu yaratıyorsun. Yaratıyordan kasıt sen çıkartıyorsun. Sen halk yapıyorsun, halk ediyorsun yani. Kendinde hak iken, bu gizli iken, bir suretlendirerek, şekillendirerek halk etmiş oluyorsun. Bunu halk eden ise her yaratılışta vardır. Bunu halk eden, bunu yaratan ise her yaratılmışta vardır. Yani bu sistem, senin düşündüğün her türlü hayalde mevcuttur. Yani hep bu hayallerin aynı şekilde devam eder.
Bugün bunu hayal edersin, orada da sen varsın. Yarın başka bir şey, bir saat sonra başka bir şey hayal, tasavvur edersin. Onu da sen halk edersin ve sen orada varsın diyor. Sen halk ettiğinsin, sen orada varsın. Sen olmasan o olmaz zaten yani. O varsa sen varsın. İspatı o. Yani o varsa senin varlığın ispatı o zaten. İşte bu alemler varsa Allah'ın varlığının ispatı o. Çünkü bu alemlerle beraber. Şimdi bu manada kendini de ele al, gerek hayal, gerekse ondan meydana gelen şekil sende vardır. Yani senin kurguladığın şey sende vardır. Çünkü onun varlığı sendedir. Bu itibarla sen haksın. Yani halk edicisin. Halk eden de haktan başkası değil. Hak suret vererek halk ismini aldı. İşte sen de herhangi bir şey tasavvur ederek, düşünerek kendi beyninde suretlendirdiğin zaman halk ettin. Halk etmeyi hak yapar ancak. Sen halk ettinse sen hakkın ta kendisisin ki halk ediyorsun. Başkası yapamaz çünkü. Böyle olunca hakta suretlenmek senin için gerekli oldu. Böyle olunca bak dikkat edelim. Hakta suretlenmek senin için gerekli oldu. Sen nasıl kendindeki o sureti kendinde suretlendirmişsen Allah da seni kendinde öyle suretlendirdi. Hakta sana halkiyet suretini verdi. Hayalinde, tasavvurunda. Ve bunu sana şey olarak verdi biraz evvelki. Geçici olarak verdi, emanet olarak verdi, emanet olarak verdi. Aslı hak, yani aslın hak, dışarıdaki halkiyetin sana emanet olarak verilmiş bir şey. Anlaşılıyor mu? Burası çok, bak, çok mühim mesele. Böyle olunca hakta suretlenmek senin için gerekli oldu. Çünkü hak seni tahayyül ettiğinden, kendi hayalinde yani özünde, zatında, kaynağında seni var ettiğinden mecburen sen suretleneceksin. Başka çaren yok. Nasıl ki bir icat, mucit bir şey icat ediyor, kafasında suretlendiriyor onu, hayal ediyor. Sonra da maddeye döküyor, zuhura çıkarıyor. O kendi kafasında olmasa o zuhura çıkmaz. İşte bizler de eğer mevcutsak Allah'ın hayalinde evvela var olduğumuzdan burada halkiyetimiz de mevcuduz. Emaneti de ortadan kaldırdığımız zaman haktan başka bir şey kalmaz bizde. Çık aradan kalsın yaradan dediği bu işte. Ama bizim düşüncemizi şeye dökmemiz, üretime dökmemiz ya da pratiğe dökmemiz yaratmak değil, halk etmek. Mı? Halk etmek. Halk etmek. Bir malzeme, bir materyal var, onu işliyoruz. Ama var olanı işliyorsun, yok olanı işlemiyorsun. Evet. Bir amel yapıyorsun. Sana vermiş. Halk etmek de oluyor mu? Halk etmek o işte. Yaratmak yok zaten. Hayır efendim, yani bu... Halka dönüştürmüş etmek oluyorsun. Yani zuhura çıkarmış oluyorsun. Halk etmek demek, onu zuhura çıkarmak demek. Hak batın, halk zahir. Bir şey var mı? Üç tane getirsene. Üç tane. Bak hak esması bu alemde batın. Yani görünmeyen tarafı diyelim. Görülen tarafı da zahir esmasının zuhuru halkiyet olarak meydana çıkıyor. Görüntüye geliyor yani. İşte sende de batında hakta, senin kendi varlığındaki hakta olan o düşünce, tasavvur sendeki batındayken sendeki zahir ismiyle zuhura gelmiş oluyor. Buna da halkiyet deniyor işte. Böyle olunca hakta suretlenmek, bak hakkın varlığında suretlenmek senin için mecburi oldu, mutlak oldu. Yani. O zaman lügatta hiç yeri yok yaratmak kelimesi. Bizim lügatımızda yok. Hiç yok. Yani hem hak sıfatıyla yok, hem halk sıfatıyla yok, hem zuhur olarak hiçbir şekilde yok. Hiçbir şekilde yok. Ama efal aleminde insanlarla konuşurken
onların mertebesinde, onların lisanıyla konuşmak lazım geldiğinde yaratmayı orada kullanabilirsin. Müsebbibe'nin kitaplarında geçer yaratma kelimesi. Ama onlara ait olan şekliyle geçer. Onun için bunun farkındaysanız birçok defalar vurgulamaya çalışıyoruz. Yaratma diye bir şey yok. Kamusu aşkta yaratma kelimesi diye bir şey yok. Yaratmayı kullandığımız sürece bu hakikatleri idrak edemeyiz, mümkün değil. Çünkü tamamen başka bir yola sevk eder yaratma sözcüğü. Hak ise o hayalin ve şekillerin, suretin içinde bulundu. Bu manayı iyi anla ve yoluna devam et. Bak, bu ikinci cümleyi bir daha okuyorum. Baştan alalım. Böyle olunca... Maşallah de bitmez para. Ahmet abi de para kendi para kendi. Sıraya koyuyorduk izmiştir ama. Neyse. İlk tane partiye attık acaba gelenler nerede parasını? Acaba onlar... Böyle olunca hakta suretlenmek senin için gerekli oldu. Yani sen hayalinden kurduğun şeyi nasıl zuhura çıkarıyorsan, o zuhura çıkardığın şey de nasıl ki sende mevcutsa, sen de Allah'ın hayalinden meydana geldiğinden, sen de hakta olman mutlak oldu. Yani hakta mutlak olduğunu bil ayrıca. Bunu diyor ve devam ediyor. Öylece hak ise